Merhaba arkadaşlar. Ben Gülsen. Sağlıklı ve mutlu günler. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler iyiyiz. Bugün biz patates çanağında köfte yapıyoruz. Patateslerimizi soyuyoruz. Sonra içlerini oyacağız. Kolay gelsin ablam. Allah razı olsun. Allah yemek nasip etsin. Amin. Herkese nasip Amin. etsin. Yıkayayım. Biz patatesi soymadan önce bir yıkıyoruz. Soyduktan sonra bir daha yıkıyoruz. Ne olur ne olmaz diye. Şimdi bunları soyalım. Hepsini. Şöyle hepsi soyulacak bunların. Arkadaşlar soyduk patateslerin hepsini. Şimdi içine uyuyoruz patatesin. Şöyle. Hani çanak gibi yapacağız içine uyarak. Şu şekilde oyduk. Arkadaşlar bunun aparatı var oymak için. Ama aparatsız da olabilir. Yani bizde aparatı yok. Biz de böyle yapıyoruz. İlla bir de Anlıyoruz bunun için bunu her gün pişirdiğimiz bir yemek değil. Aparatı olmazsa da oluyor. öyle. Maksadımız onu Evdeki gösterdi. imkanlarla yapıyoruz biz. Maksat herkes bilsin diye. Eminim biliyorsunuz da bizden sadece örnek olsun diye. Arkadaşlar patateslerin içine oyduk. Çanak gibi yaptık. İçinden çıkanları da böyle değerlendiriyoruz. Küçük küçük doğruyoruz. Bunları da içine katacağız. Ha, katmayabilirsiniz de. Ama biz katacağız. Küçük küçük doğruyoruz şöyle. Arkadaşlar bu yemeği yaparken biz hanımlar genelde kendimize göre uygulayabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Şimdi bizim bu da öyle. İsterseniz sadece köfteyle bırakabilirsiniz. İsterseniz çeşitlendirebilirsiniz. Elinizde ne varsa. Biz şu anda kırmızı biber katıyoruz. İsterseniz bezelye de koyabilirsiniz. Zevkinize göre yapabilirsiniz. Biz şimdi kırmızı biber koyuyoruz içerisine. Kendi içinden çıkan patatesleri ekleyeceğiz. Köfteyi koyacağız. Zevkinize göre yapabilirsiniz dediğim gibi. Bunları da küçük küçük doğruyoruz. Arkadaşlar patateslerimiz bu. Biz bunları çok az tuzladık. İsteğe bağlı. İster tuzlarsınız, ister tuzlamazsınız. Bunu biz şimdi kızartacağız hafif yağda. Daha tam ısınmamış. Isınmış mı? Hı. İşte böyle. Az bir yağda bunun patatesleri şimdi çevirip biraz kızartacağız. Çevirebilirsin. Çevirebilirsin. Çevirdik altı. Böyle. Aşağı.
Afiyet olsun. Yok, afiyet olsun. Bol çıtır çıtır gidiyor. Evet, suluydu. Olabilir. Yani çok fazla değil, az bir kızartma yapacağız. Çünkü fırına verilecek bu patatesler. Oh, oldu. Al oğlum. Çok fena söylüyor. Sona kadar geldi zaten. Hiç dinlemiyor. Evet. Ben kaçtım kenara. Onun için baktım da. Çok kızaratmış ama çok hafif, gördüğünüz gibi alt üst biraz çevirdik yağda. Yani tam pişmedi. Fırına gidecek çünkü bu. Arkadaşlar, patatesleri oyarken içinden çıkan parçaları biz küçük küçük doğramıştık. Gördüğünüz gibi onu da çok az bir yağda hafif çevireceğiz. Daha tatlı ve güzel oluyor. Arkadaşlar, bir soğanı köfte için rendeliyoruz. Rendenin en küçük yeriyle rendeliyoruz. Sonra bunun suyunu sıkıp kullanacağız. Sulandırmasın diye. Şimdi patatesi yağda hafif çevirmiştik. Kırmızı biberi de yağda çevirdik biraz. Şimdi bunlar burada böyle duracak. Diğer malzemeleri halletmeye başlayacağız. Şimdi soğanı rendelemiştik. Onu sıktık, koyduk. Tuzunu koyduk. Yumurta. Bir yumurta koyduk. Kimyon. Karabiber, kekik, kuruttuğumuz domates, biber sosundan katacağız. Toz haline getirip şundan katıyoruz. Çok güzel oluyor. Bu da domatesli biber kurusu. Biz kıymamızı yoğurduk. Köftemizi yapmaya başladık. Gördüğünüz gibi. Küçük küçük. Küçük misket köfte yapıyoruz. Hafif unu unlayacağız. Çünkü yapışmaması lazım. Ay, soğan doğradım. Gözüme dolmuş. Anlamışsın. Limamız burada. Şöyle şekil veriyoruz. Küçük küçük köfteler. Bunları yapalım hepsini. Arkadaşlar, köfteleri yağda biraz az bir şey çevirip bırakacağız. Şöyle. Geldi. Köfteler bu durumda. Köfteyi çıkardık arkadaşlar. Köfte bu durumdayken çıkardık. Soğanı şimdi kavuruyoruz. Arkadaşlar, 3 diş sarımsak doğradık. Her yemeğe katmaya çalışıyoruz sarımsak. Sarımsak bırakmıyoruz. Sağlık için çok faydalı. Evet, soğan ve sarımsak. Bir tane başka. Bir tane de domates doğradık, katıyoruz. Katmayabilirsiniz de. Zevkinize bağlı.
Biz bir tanesini küçük küçük doğradık, kattık. Patatesin içinden çıkan patatesleri ve bir biberi kavurup alttan onları koyduk. Az bir şey, çok az. Üzerine de köfte koyuyoruz. İstediğiniz şekilde değiştirip yapabilirsiniz. Kendi zevkinize bağlı. Biz böyle yapıyoruz. Siz nasıl isterseniz öyle yapın. Köftelerle patates çanaklarımızı dolduruyoruz şimdi. Şimdiden yapacak kişilerin ellerine, kollarına sağlık. Yiyecek olanlara da afiyet, şifa olsun inşallah. Bizlere de, bizim de yapan kişinin eline, koluna sağlık. Böyle yapıyoruz. Tekrar ediyorum, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Biz fazla kalan köfteleri de kenarlarına atıyoruz. Fırına koysun. Buyurun. Zevkinize göre yapabilirsiniz. Şimdi biraz önce kavurduğumuz soğan, sarımsak ve domatesi de üzerlerine ekleyeceğiz. Böyle. Tavanın dibine su koyduk bir bardak kadar. Hem yağlarını falan alsın, tadı gitmesin diye. Hem de buna su koyacaktık zaten. Şöyle. Şimdi bunu fırına vereceğiz. Üzerine birer dilim de domates koyacağız. Sonra fırına vereceğiz. Dedim birer parça domates ve üzerine küçük birer parça tereyağı koyduk. 180 derecelik fırına koyacağız şimdi. Soğuk fırına koyuyoruz. Şimdi fırına verelim. Evet arkadaşlar, verdik şimdi fırına. Şimdi kaşar rendeliyoruz. Kaşar da koyacağız üzerine. Biraz biraz, çok değil. Çıkardık fırından. Şimdi üzerine biraz kaşar koyup tekrar bir fırına koyacağız. Kaşarlar eriyip bitince çıkaracağız. Üzerine kaşar koymadığımız da var. Koymadığımız var, sevmeyen için. Bizim ablam kaşarı sevmiyor. Ona kaşarsız yapacaksın. Mecbur. Evet, şimdi tekrar fırına vereceğiz. Evet arkadaşlar, bizlerden bu kadar. Bizleri izlediğiniz için Allah razı olsun. Binlerce kez. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere inşallah. Sağ kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Görüşürüz.